Nasıl yani? Söylem gazetesi seninle röportaj mı yaptı? Edebiyat dünyası beni kucaklıyor, bir tek sen kucaklamıyorsun aslında. Yazıklar olsun. Hani bilmiyorum alt metnin nedir senin. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Özür dilerim. Seninle konuşurken böyle daha yalın bir Türkçe kullanmam gerektiğini unutmuşum. Ay sen ne zaman yazdın ki bu kitabı? Yıllardır sıradan bir hayat yaşıyormuş gibi görünerek üzerinde çalıştığım bir projeydi aslında. Biz senin gibi öyle her başarımızda yaygara yapmıyoruz. Volkan'cığım, şimdi bu kitap ne hakkında ha? Anılarını falan mı yazdın? Yok anneciğim, okuman lazım ya. Yani biçim çok devinimli. Yani anlatmak güç, simgeler, imgeler. Anlatabiliyor muyum? Okumanız lazım. Simgeler, imgeler mi? Sen kimlerle takıldın bugün? Cihangir dedik dostlarla. Keyifli sohbetler oldu. Gönül aşinalıkları oldu. Yeni insan tanımanın verdiği enerjiyle kanatlandık sayfaların yaprakların üzerinde. Birbirimize manalı ve akıllıca baktık. Bir şeyler de öğrendik yani. Şiir gibi konuşuyor vallahi falan. Estağfurullah babacığım. Şiir yani henüz daha denemeye cesaret edemedim bir tür. Ay, tuhaf şey. Ya senin bu taraklarda bezin yoktu ki. Babacığım yani bir ömür böyle muhallebicide çay, sigara, geyik muhabbetiyle geçmez. Bir gün oturdum, yazdım, gerisi geldi. Hayır, geçenlerdeki o diğeri geçmiş, biri geçmiş zamanları düşününce senin dil bilgin biraz zayıftır ama. Babacığım ama siz de benim hemen ilk yazdığım şeyi okuyup eleştirdiniz. O üzerinden 50 kere geçiliyor. Yaz, boz, en güzel hale piştikçe geliyor. Tabii. Allah Allah, tuhaf şey. Okuyalım bakalım. Sen şimdi çapkınlık maceraları falan yazmışsındır ha? Volkan'cığım, bunu benim için imzalasana ne olur. Ha? Bak şöyle de. Canım anneme... edebiyat kabiliyetimi ondan aldığım için falan diye. Tabii annem. Oğlum sen kesin başkasına yazdırmışsın bunu. Ya Aslı kıskanmasana. Bir gün sen de yazarsın bir kitap belki makyaj teknikleriyle ilgili falan. Canım anneme edebiyat yeteneğimi tamamıyla ondan aldığım için. Güzeller güzel. Duy Tahsin, duy. Pardon. Alo? Ah, Figen, selam. Neredesiniz? Ah, güzel, Kikim. Bilmem, ya oyuncu takımı bana biraz boş geliyor ama. Ben istiyorum ki bu sohbetlerde yeni şeyler söyleyelim. Söylenmemiş sözler, varılmamış hedefler, biliyorsun beni. Neyse, geleyim o zaman. 10 dakika oradayım. Okey. Sen kal. Pardon. Ben çıkmak zorundayım. Size iyi eğlenceler. Nasıl yazmış bu herif bunu ya? Cümlenin başı başlıyor, sonu gelmiyor. Meryem ne kim şimdi ya? Osmanlı'da geçmiyor muydu bu? Cariye mi acaba? Kim kimdir onu bile anlamadım. Ay çok da uzun. 500 sayfa. Öf. Yarın bir zeytinyağlı fasulye yapsan. Aman. O da dün bitti. Şimdi bunlar yine fasulye mi diye cır cır cırlarlar. Oo, cariyenin kırdığı cevizlere bak sen. İntihar eden adam ne oldu? Sonunda ne oluyor ki? Zamanımın geri kalanını beklemek, beklemek ve sonunda umutsuzluğa düşmekle geçiriyorum. Vay be. Hayır, patlıcan kızartması yapıyorum. Her seferinde hapur şupur dalıyorlar şeker. Ama o da bize zarar. Kesin birine yazdırdı ama kime yazdırdı ya? Çok ağır kitap ya. Bu yaş çaktırması atlaya atlaya okusam ne olacak sanki? Of ben bu kitabı bitiremeyeceğim galiba. Bir Gül'ün adını bitirememiştim, bir de Volkan'ın kitabı. Skandal. Başka sebze de yok ki bu mevsimde. Enginarlar da hep kılçık. Hayda. Yemek tariflerini kim veriyor? Cariye mi? Aman boşver. Yarın Cem'i göreceğim.
Bitirdin mi? Ağır geldiyse söyle çekinme. Ne de olsa yeni denenen bir tür. Yani eleştirmenler öyleydi. Yok böyle yani tekrar tekrar başa dönüyorum böyle. Hala 50. sayfadayım. Ya biraz kırışık Volkan, anlamıyorum. Yaprak doğru söylüyorsun. Bazıları için öyle olabilir. Ya Volkan, şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Yani sen benimle hiç böyle konuşmuyordun. Yani vallahi yanlış anlama ama nasıl desem böyle... kelimeler, bu tarz, bu böyle nasıl desem yani hiç sen... Ya Yaprak, ne konuşacaktık? Moda mı? Yanlış anlama ama yani burjuva kültürünün de getirdiği renkler var. Ama nasıl desem, benim kalemim değil Yaprak. Niye? Ben modadan başka bir şey konuşmuyor muyum Volkan? Ah küçüğüm, bir gün sen de anlayacaksın. Pardon. Pronto? Ah pardon, bizim çevreden biri sandım, şakalaşıyordum. Evet. Aslında büyük gazetelere karşıyım. Daha doğrusu popüler olan her şeye karşıyım. Biz hepimiz böyleyiz. Madem ısrar ediyorsunuz, yapalım. Ama lütfen kitabımı okumadan gelmeyin bana. Dersinize çalışın. Tamam, Ali ve Derçi. Bu kadar şeyler. Vallahi kıramıyorum ondan Yaprak. Bu ne be? Uçmuş mu bu çocuk? Bilmiyorum senin. Yakında anlayacağız. Ben kitap sevmem. Bunu hiç hiç sevmedim yani. Bir şey de anlamadım desem yeridir. Arkadaşlar biliyorsunuz ben iyi bir okuyucuyum. Ama bana bile ağır geldi, bıraktı. Yani bence çok deneysel. Ama çok enteresan bir durum. Herkesin de elinde bu kitap, anlayamıyorum yani. Bilmiyorum. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Çalışın rahatça, çalışın. Aslanım bir kitap vardı yeni, hani bu adı ne? Karagöz müymüş, neymiş? Ay bu. Acıma. Bakın kızım bile okuyor. Neymiş bakalım? Yaz Diyeti İmparatorluğunda Aşk ve Gururun Karagöz Oyunları. Evet. Bu kitabın yazarı abinizmiş. Hiç söz etmediniz. Ya öyle. Öyleyse röportajı siz yapacaksınız değil mi? Aa, ne röportajı? Ne röportajı? Ateş Hanım kırmayın beni. Arkadaşların eşleri aralarında konuşuyorlardı, orada duydum. Baktım herkesin elinde aynı kitaptan. Kitaptan bu kadar söz ediliyorsa yazarını tanıtmak lazım. Tabii siz öyle diyorsanız. Şöyle yapsak Saadettin Bey, bir ay beklesek. Hadi bakalım ne olacak bir ay içinde, ondan sonra yapsak. Hani aceleye gelmese ağır ağır. Olur mu? Kadın dergileri içerisinde ilk önce bizde çıksın. Peki röportajı ben yapmasam, başkası yapsa? Olur mu? Kardeşi olarak sizin yapmanız güzel esas. Aslanım. Siz abinizi biraz kıskanıyor musunuz? Ben mi Volkan'ı kıskanıyorum? Aslanım, bakın gençsiniz. Çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Kim bilir, belli mi olur? Belki ileride siz de oralara gelebilirsiniz değil mi? Evet, dağılmayalım arkadaşlar. Çalışalım. Dağılmayalım, çalışalım, çalışalım. Yeterince dağıldık yani, sağ ol. Aslı, işin yoksa bir iki dakika seninle bir konuşayım. Cem ne olur şimdi değil sonra, ben uğrarım sana. Ne bu ya? Ne bu ya? Ha? Devlet dairesi mi burası ya? Bugün git, yarın gel. Ne oluyoruz yani? Tamam ya, hazır mı? Başlıyorum hemen. Hadi bakalım. Hazırız. Hadi. Keşke içeride yapsaydık Volkan, sakin sakin. Neden aslanım? İyi hazırlanamadınız mı yoksa? Hem böyle siz bütün röportajlara eşofmanla mı gidiyorsunuz? Haklı. Koskoca yazara röportaja gelmişsin. Doğru dürüst bir şey giyseydin üstüne bari. Tamam, hadi. Avrupa yakası. Volkan Sütçüoğlu röportajı. Bir özgeçmiş alabilir miyim? He? Beni ilk dakikadan kaybettiniz aslan. Her yerde var benim özgeçmişim ya. Hiç araştırmadınız mı? Nerede var Volkan senin özgeçmişin? Şeyde var. Sen biliyorsun, beraber büyüdük. Bir
bizim dükkanın ismi de çıkacak diye bir dergide. Babacığım, bu daha çok benim sanatçı kişiliğimle ilgili bir röportaj. Siz tanımıyoruz o kişiliği ama. O zaman git başkasıyla yap röportajı Aslı. Hadi bakalım. Taş. Hadi bakalım. Kızdırdın işte. Koskoca yazarı. Saçmalama Volkan, ne yapıyorsun ya? Oğlum, kardeşinden biraz daha düzgün konuş. Efendi ol. Hemen şöhrete kaptırma kendini. Ne demişler? Şöhret afettir. Babacığım, o da o zaman adam gibi soru sorsun. Tamam, soruyorum. Çocukluk ve gençlik yıllarınızda okuyup etkilendiğiniz yazarlar kimler? Ne biçim soru bu? Allah Allah. Ne biçim sorusu var mı? Bayağı soru, ne güzel soru işte. Baba bir dakika ya. Kasıt var bunda. Şey diyorsun değil mi yani, hangi yazarlardan malzeme indirdin, çaldın, etkilendin? Ben onlardan mı aldım yani yaptığım bütün şeyleri? Çaldın mı? Hırsız mıyım ben? Sen niye bu kadar gocunuyorsun ki? Ne oluyor? Gocunmuyorum ama sen de benim sanatıma biraz saygılı ol yani. Gayet saygılıyım. Ne var? Yok ya. Allah bilir benim kitabı okumamışsındır bile daha. Aa, Volkan'cığım, ben okudum sonuna kadar. Çok da beğendim. Ben de okudum hepsini sonuna kadar, tabii ki. Madem okudun, söyle bakalım. Kitaptaki Maria karakteri hangi karakterin azmışıdır? O bölümü daha okumadım. Oh anam, oh! İncelemeden, bilmeden öyle gelin. Hepiniz böylesiniz zaten. Ondan sonra sırf magazin magazin. Hiç derinlemesine bir araştırma yok. Ne magazini ya? Ne diyorsun ya? Ne magazini ya? Magazin tabii. Aman istemezsen soru falan sorma Aslı. Ben sana bilmek istediğin her şeyi anlatayım. Açık mı teyip? Açık. Önce çocukluğumdan bahsedeyim. Çocukken bazen hayal gücüme hakim olamaz. Hep yeni şeyler söylemek, hep İnsanların üstüne durmadığı konularda konuşmak isterdim. Bir tür harika çocuktum. Daha önce yapılmayanı başarmak en büyük hedefimdi. Kim derdi ki bu kapıyı bana edebiyat açacak? Aferin minik kuşum, aferin. Sağ olun. Açıkladın mı teyp? Evet. Ve yine çocukken Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı, Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.